ve kimseye tepkili olmadığı belirlendi. Beşiktaş'a veda kararı alan Caner. Tabii. Caner mi veda kararı evet. aldı? Kesin bilgimi. Tabii. Daha ilk görüşmede belliydi. Hı hı. Ocak ayında falan belliydi yani. Caner'in kafası netti o zaman. Gökhan sadece bekliyordu. Ben bunun için birkaç defa da haber ve yorum yazdım. Dedim ki Gökhan'ı bu kadar bekletmeyin. Gökhan Fener'den ilgisizlikten ayrıldı. Bak yine söyleyeyim ben şimdi dün spor bir son dakika geçti muhabirin ben haberine saygı duyuyorum. Muhabir kendi haber kaynakları ama ben yine bildiğimi söylerim. Ben yine bildiğimi söylerim. Beşiktaşlar diyecek ki Bulgar Radyosu gibisin bir tane hayır haber vermiyorsun bize. Gökhan daha kalmadı ben size söyleyeyim. Garanti değil mi diyorsunuz? Değil. Yani menajerinle... Caner'le alakalı da ama sanki Beşiktaş'ın da onunla devam etmek için çok da istekli olmadığı konuşuluyor. Şimdi Caner mi onu istedip gitmek istedi bilmiyorum. Hı hı. Ama Beşiktaş'ın da başından beri tavrı Caner Gitsin şeklindeydi. Beşiktaş'ın da başından beri tavrı Caner Gitsin şeklindeydi. Çünkü Sergen Hoca'nın Cener'i çok istemediğini biliyordu. Ama Gökhan'ı da çok istediğini biliyordu. Gökhan Beşiktaş'tan ayrılırsa gitmiş olmaz. Beşiktaş'tan ses sesin. Gitmiş olmaz. Gönderilmiş olur. Bana güvenin. Sizce nereye varacak bu hikayenin sonu? Şu andaki mevcut durum korunursa gider. Mevcut durumda gider. Mevcut durum aynen korunursa gider. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor kalması aynen. için. Sizce kalması elzem mi? Kesinlikle. Beşiktaş'ın sağda akıl koyacak. Nerede oynadığı önemli değil. Sağ ekstoper, kaleci. Gökhan'ı kaleye bile koyarım o kadar güvendiğim bir adamdır. Gökhan'ı kalecim çıksın kaleden derim ki oğlum geç kaleye sen geç. Niye? Disiplinli bir adam. Hı hı. Önündeki adamı tanıyor. Bir gün bana ne dedi biliyor musun? İki sene önce. Yeni geldi sen tabii dedim Gökhan Fenerbahçe 50 defa sağdan çıkıyordum dedim niye çıkmıyorsun Beşiktaş'ta? abi Kuarizma var önümde dedi ne dedim yani Kuarizma var şey mi yol mu vermiyor dedim abi geriye dönerken geri, destek vermiyor onun geri dönüşü yok dedi evet ben şimdi e, adamın oyun karakteri bu dedi şimdi takım içinde huzursuzluk mu çıkarayım ya, ben ona göre oynuyorum dedi hı hı. gene çıkıyorum ama normalde 4 çıkıyorsan bir çıkıyorum akıllı adam bitti şu da var. Turgay Demir. Oyuncunun da yaşı ilerledi. Artık sürekli olarak o tempoyu, o gitgeli yapmasını da Benim beklemek acımasızlık. Daha aklıyla. iki sene önce de sonuçta Fenerbahçe'deki döneminin altındaydı. Ama yani gidince, performansı inanılmaz bir seviyede değil. Değil Gökhan. ama Kuvarizma gidince hep çıktı. <laughs> Kuvarizma gidince <laughs> daha goller çok attı, Goller attı, gittik. Korneller de öndüreye gitmiyordu Kuvarizma dönemi. Fenerbahçe'nin yaptığı iş. Öndüreye gelen topu açıp Arkadan gol oluyordu. Kvarizmo varken gitmiyor niye? Arkası boş. Ben şunu söylüyorum. Burada Kvarizmo Gökhan meselesi değil. Akıllı futbolcu. Önünde bir arızalı adam var. Evet. Arızası var adamın. Ona göre uyum sağlıyor. Uyum sağlayacaksın. Onunla kavga edemezsin. Takımı bozarsın. Evet. Gökhan sağ içinde Ya Beşiktaş takımında hakemle konuşmayı bilen oyuncu yok. Defa en azından orada lazım ya. Yani. Bırak hepsini yani orada lazım. Hürriyet gazetesinin 19. sayfasına bakacağız yine Beşiktaş'la alakalı haberler söz konusu. Beşiktaş Alanya Spor'un sol bekinin ardından stoperine de talip oldu. En sakala tamam Wellington sırada. Caner Erkin'in yerine en sakalayla doldurma kararı alan yönetim Demokratik Kongolu futbolcuya yıllık 850 bin euro ödeyecek. Sözleşmesi süren Wellington için de Alanya'ya 800 bin euro önerildi. En bu hafta Alanya Spor Trabzon Spor maçında da bir asist yaptı ki hücum katkısında aslında çok fazla gördüğümüz bir oyuncu değil. Bu anlamda hücuma verdiği katkıda Caner'in arkasında kalacağı kesin. Ama savunmaya vereceği katkıda sizce ne yapabilir? Allah ben Beşiktaş takımları Rıdvan'ı keser değil. Benim o kadar beğendiğim bir oyuncu değil. Rize Spor'da Rıdvan var. Rıdvan oynasın isteriz bu arada. O ayrı ama... Sorun yok. Ben en sakal böyle bir şey görmedim. 850 bin euro bir şey görmedim. Ligde başka sol bekler gördüm. Rize Spor'da var bir tane yabancı. Başka sağ bekler gördüm. Menlak. Gördüm. gördüm. Tamam ama... Ben bu adı güzel olabilir. Yani di, di, çünkü spikerler biliyorsun güzel ismini çok en böyle, sakalı. öyle güzel söylerler böyle. Hacı vurdu, hacı vurdu falan böyle söyler o kulakta kalır. Alex, Alex, Alex yani isim güzel. Adamına didersiz diye mesela didersiz şey Falco Göz yani şeyde Galatasaray. Nasıl söylersin yani onu bağırıp. Ama Amokachi söylüyorsun yani böyle dolu dolu. Bu da öyle en sakalı. akılda kalıyor yani. Herhalde oradan akıllı. Benim aklımda kalan futbolculardan biri değil. Yani Rıdvan'ı keser mi emin değilim ya. Yani. yani gelir ve çok büyük fark yaratır diyemiyorsunuz. Ben şimdi eğer buysa vizyon, ben Caner'i tutardım ya. Yani. Vizyon buysa Caner'i tutardım ya. Yani. Wellington? Yani onun için aynı şeyi söyleyemem. O beğendiğim oyuncardan biri. Hı. Ama Alanya Spor'dan alınacak çok daha başka oyuncular var biliyorsan ya. Yani? Yani alabiliyorsan Allianz alman gereken senin ihtiyacın olan çok daha oyuncular mesela siz şey al mesela alabiliyorsan. Senin en çok ihtiyacın olan şey oyuncu tipi. Junior Fernandes'i al alabiliyorsan. Yani ilk 850 ona 8 oradan mı vereceksin? ver. İkisinden birini al. Senin işini çözecek adamı. Ya büyük takımlarda benim bas, benim aklımın hakikaten basmadığı bir şey var. Ben o yüzden başkan, teknik adam fark edin yüzüne karşı da söylerim. Dedim ki sen büyük takım başkanı değilsin. Büyük takım hocası değilsin diye yüzüne kadar 50 kişiye söylemiş niye? Ya bana savunma savunma diye lafa başlayan adamı ben dinlemem bile ya. Hı hı. Ya ben büyük takımım büyük takım. Ben maçın %70'ini en kötü halimle rakip sahada oynuyorum ya. Benim kaleme kaç tane top geliyor? Rakibin santiforu benim stoperimi kaç defa görüyor? Kontra atakta görüyor. Ben yediğim golden fazlasını atabilmek üzere proje öğretmek zorundayım. Ön tarafım benim yordu. Şu i̇şte Trabzon. Trabzon savunması hata yapmıyor mu? İki bekide sürekli önde değil mi? O de yiyor. Ama ön tarafı düzeltiyor. O yüzden şampiyonun bugün en güçlü adayı. Ön tarafı ne yapıyor? Bakayım atmazsa şöyle evet. atıyor. O atmazsa sosa atıyor. Büyük takımın ön tarafı, orta saha ve ön tarafı ikinci ve üçüncü bölgesi on numara beş yıldız olacak. Arka tarafa kimi koyarsan koy. Bugün Foto Maç Gazetesi'nin dördüncü sayfasında Turgay Demir'in Sergen Kırmızı Çizgidir yazısı var. Aslında yazıları okuyabiliriz ama yazan burada ya, olduğu buradayız. için... Çok gerek yok. Neden Sergen Yalçın kırmızı çizgidir? E, Ahmet Nur Çebi ile aralarında nasıl bir diyalog olmalı ki Beşiktaş başarıya koşabilsin? Şimdi Sergen bizim kardeşimiz. Altan değil. ilk elinden tutup bana getirdi onu Fotospor Gazetesi'ne. Bu büyük yıldız olacak dedi. Altan gidiyorsa <laughs> çok az yanılır. O günden beri de gözüm üzerinde. O günde manşet yapmıştım bu benim gibi lacivert bir gömlek giymişti o gün yıkarken. Hiç unutmam onu. Hı hı. Gencecik bir çocuk ufak. Bizim göz bebeğimiz. Bizim derken Beşiktaşlar. Mersin Beşiktaşlı olarak konuşuyor. Göz bebeğimiz. Ben Sergen'in çok büyük hatalar yaptığını, Çok büyük başarısızlık yaşadığını görmeden Sergen'den ben vazgeçmem. Beşiktaşlı Turgay Demir konuşuyor. Gazeteci, futbol adamı değil. Sergen'le ters düşeni de elimi tersini terim kim olursunuz. Taraftar olarak söylüyorum. Beşiktaş taraftar da aynı şekilde davran. Taraftar refleksi farklı bir şey. Gazeteci Turgay Demir şu an ne gözlemliyor? Ben bunu da merak ediyorum. Oraya, oraya geç. Kulağıma rahatsız edici şeyler geldi. Benim camiada kulağım bayağı uzaktır yani. Uza, uzanır yani. Uzağı duyabilir işte. Rahatsız edici şeyler geldi. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler. Acaba onu orada da yazdım onu göndersek altyapıdan yine öz evlatlardan birini kessek acaba tepki azalır falan filan gibi konuşmalar duydum inşallah doğru değildir. Onu yapana orada da yazdım. Aklından geçiyorsa ya aklını değiştir ya istifa et git. Ya aklını değiştir ya istifa et git. Böyle bir şeyin zamanı değil diyorsunuz. Asla. Hiçbir değil. şekilde. Beşiktaş yeniden yapılanıyor. Öz evladı Sergen başında. Sergen Samet Aybaba gibi aynı. O da feda döneminde geldi. Beşiktaş öz evlatları hep fedakarlık döneminde geliyor. Yani paralı dönemde gelemez onlar. O yüzden bu adam bu kadar fedakarlık etmiş. Sergen yarın bırakıp gider. Sergen öyle bir karakter. Evet. Sergen yarın sana al atını al burada da tımarın der gidersin yani. Sergen'i küstürmeyeceksin. Şımart demiyorum küstürmeyeceksin. Senden Sergen atla deve istemez. Sergen de bir kulübün durumu. Sergen Yalçın senden ne ister? Makul şartlarda şu özelliklerde 4-5 oyuncu listesi verir. Bunları alalım der. Ama ben Sergen'e verilen listeden, benim bildiğim Sergen o listeyi, ona verildiği söylenen listeyi alt ligde kim şampiyonluğu oynuyor? Hatay Spor'da hoca olsa almaz yani. Hatay Spor'da hoca olsa o listeyi kabul etmez Sergen. Beşiktaş'ta değil. Şimdi bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Sergen Yalçın'la aynı dili konuşacaksınız. İkiniz de Beşiktaşlısınız. Burada ben başkan kalkıp bir şey bıraksın Sergen'in motivesini demiyorum. Hayır. Sergen Beşiktaş'ın evladı. Bir şans verilmiş. Bu şans doğru şekilde kullanılmalı. Ama bu şöyle doğru olmaz.